Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele alan programımıza hoş geldiniz. Bu hafta güncel bir konuyu konuşmak istedik. Savaş, afet gibi kriz anlarında zarar gören iletişim altyapılarını alternatif olarak uydu haberleşmesini çözüm olup olmayacağını ele alacağız, gündem yapmaya çalışacağız. Konuğumuz uydu haberleşmesi teknolojileri konusunda çözümler üreten C-Tech Bilişim Teknoloji firmasının genel müdürü Doktor Cüneyt Fırat olacak. Kendisi telefonla canlı yayımıza bağlanacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti Ayşe Turun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Öncelikle bugün önemli bir gün. Ülkemiz için bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle bir kez daha anmak isterim. Teşekkürler. Bugün sizlere Türkiye Gov.tr'de devlet kapısında yeni açılmış bir hizmetten bahsedeceğim. Çok kıymetli bir hizmet Bilal Bey. Emeklilik Gözetim Merkezi ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalar neticesinde kişilerin bireysel emeklilik sözleşmelerinin tamamını devlet kapısında sorgulayabilecekleri, firmadan ya da bankadan bağımsız olarak tamamını görebilecekleri bir hizmetimiz var. Bu hizmetin aynı zamanda mirasçısı olunan kişi adına da sorgulanmasını sağladık. Bu iki hizmet an itibariyle devlet kapısında. Özel sektörle bir işbirliği bu, kamuyla değil o zaman. Özel sektör ya da kamu hiç fark etmeksizin bireysel emeklilik yaptıysanız eğer tamamını görebiliyorsunuz. Herhangi bir sigorta şirketiyle yaptıysanız değil mi? Aynen öyle. Sigorta şirketi olabilir. Biliyorsunuz artık bankalar da bu işin içinde. Bankaların kendilerine özel sigortaları var. Bunlar olabilir. Tamamını görebiliyorsunuz. Çok önemli bir devrim niteliğinde bence. Buradan tüm emeklilere ve emekli adaylarını duyurmuş olalım. Sigorta şirketleriyle, bankalarla yaptığınız sigorta poliçeleri de e-devlet üzerinden görülebilecek. Evet. Emeklerinize sağlık, harika. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Her hafta olduğu gibi bağlanarak. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Uydu haberleşmesi teknolojilerinde çözümler üreten C-Tech Genel Müdürü Doktor Cüneyt Fırat telefon attığımızda olacak. Cüneyt Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, sağlığınız, keyfiniz? Sağ olun, gayet iyiyim, çok şükür. Çok güzel. Programı açarken aslında konu anlatmaya çalıştığım savaş, afet gibi kriz anlarında uydu haberleşmesi bir çözüm mü, alternatif olabilir mi? Ama öncesinde bir uydu haberleşme teknolojilerinin çerçevesini nasıl tanımlarsınız? Böyle kısaca ondan bahsedelim mi? Tabii ki öncelikle başta babam Ali Nafiz Fırat olmak üzere bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ben merhabalar diyorum. Çok güzel. Saygılarımı biz de saygılar sunarız. Teşekkür ederim. Şimdi uydu haberleşmesi 1950'lerden itibaren insanın gündemine girmiş bir haberleşme yöntemi, teknolojisi. Uydu haberleşmesine genel olarak baktığımızda aslında karasal bağlantısının, yani karasal bağımlılığın minimum olduğu uzay konuşlu uydu olarak isimlendirdiğimiz platformlar üzerinden geniş alana haberleşme imkanı sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani uydu haberleşmesinin genel mimarisine baktığımızda temelde tabii ki uydu vardır. Uydunun yer istasyonu vardır ve yerde uydunun yaptığı yayını alan alıcılar vardır. Dolayısıyla ve bu çok geniş bir alana hitap eder. Bu mimari o 1950'lerden bu yana değişmeden aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki teknolojik gelişmelerle bazı nitelikleri değişiyor, evriliyor ama temelde bu şekilde isimlendirebiliriz. Aslında ben zaman zaman bu konuları konuşurken şu soruyu alıyorum. Aslında burada uydu sadece bir yansıtıcı. Evet, yani burası önemli. Yer istasyonu olmadan aslında tek başına bir iletişim aracı değil. Kesinlikle. Yani bu temelde bilinmesi gereken uydu haberleşmesiyle ilgili önemli altı çizmesi gereken bir husus. Uydunun yaptığı aslında uydunun ana merkezde olan yer istasyonundan
aldığı verileri, yayınları, ki bunlar çok muhtelif yayınlar, veriler olabilir, kullanıcılara yayınlamasıdır. Hem bunu geniş alana yansıtır hem de güçlendirerek yapar. Çünkü uydu haberleşmesi dediğimiz zaman bugünlerde daha düşük yörüngeler söz konusu ama konvansiyonel olarak uydu haberleşme uyduları yer yörünge uyduları diye geçerler. Yani geosenkron, dünyaya senkron olarak ekvatorun üzerinde konuşlanırlar. Yaklaşık 36 bin kilometrede konuşlanırlar. Dünyanın muhtelif işte noktalarında her ülkenin, her kuruluşun kendi ihtiyacına binaen bu yörüngeyi belirlemesi söz konusu. Dolayısıyla temelde yaptığı yer istasyonundan aldığı sinyali bulunduğu noktadan kapsama alanına yayınlamak ve tersine kullanıcılardan eğer bir sinyal alacaksa da aynı şekilde yine yayınlamaktır. Temel fonksiyonu budur. Bu çok önemli. Bu özellikle işte deprem, savaş, çeşitli kriz ortamlarında geleneksel sistemler zarar gördüğü zaman yer istasyonu da zarar görebilir. Dolayısıyla uydu tek başına çözüm olmayacaktır. Doğru anlıyoruz değil mi? Şöyle tabii ki. Şimdi burada ben başta dile getirdim. Aslında altını çizmek istiyorum. Karasal bağımlılığının en düşük olduğu haberleşme yöntemidir. Tabii ki uydunun kullanılabilmesi için yer istasyonunun sağlıklı bir şekilde faaliyetine devam etmesi gerekir ama yer istasyonu dediğimiz sistem, unsur çok büyük bir sistem değildir aslında. Yani diyelim herhangi bir noktada kuracağınız, alternatifte olarak kuracağınız kendi içinde kapalı bir sistem olarak bakabiliriz. Dar bir alanda. Dolayısıyla burada afet, kriz, savaş gibi durumlarda yer istasyonunun devamlılığını sağlamak üzere zaten tedbirler alınır. Tamam, yani, burası önemli. Ama yer istasyonunuz ya da yer istasyonlarınız alternatifli eğer çalışır durumdaysa uydu haberleşmesi çalışıyor demek. Mobil olabilir belki değil mi Cüneyt Bey? Mobil olabilir tabii ki. Araç yani, olabilir. Araç olabilir efendime söyleyeyim. Sabit olabilir. Deniz konuşlu olabilir. Yani çok muhtelif. Yani şöyle bakmak lazım. Herhangi bir kuruluş ya da herhangi bir ülke uydu haberleşmesini sürdürmek üzere planlarını yapar. Herhangi bir acil durumda, kriz durumunda. Dolayısıyla yapılan bu dediğimiz yer istasyonlarının tasarımları buna uygun olarak yapılır. Ve uydu haberleşmesi aslında literatürde çok defa da stratejik haberleşme diye geçer. Yani günlük hayatımıza değen çok tarafı var ama onun ötesinde ülkelerin ya da toplumların dar boğaz yaşadığı durumlarda stratejik haberleşme olarak geçer. Bunun tabi temel sebebi karasal bağımlılığının az olması, karasal etkilerden minimum etkilenmesi ve çok geniş bir alana veriyi ulaştırabilmek. Çok önemli. Bu demek ki kriz anları için aslında oluşturulmuş bir çözüm diyebiliriz uydu haberleşmesi için bir anlamda. Yani aslında mimarisi. Şöyle desek, kriz anlarında çok daha avantajlı bir size haberleşme sağlıyor. Hatta bazı kriz durumlarda yegane alternatif haline geliyor. Çünkü yaşayacağınız savaştı, afeti ve buna benzer doğal ya da işte yapay krizlerde karasal sistemler, altyapılar çoğunlukla hasar alır. Doğru. Hatta Allah göstermesin tekrarından muhafaza buyursun. İşte 6 Şubat depremi çok geniş bir alanda, ülkemizin çok geniş bir coğrafyasında etkiledi. Şimdi oradaki karasal altyapı çok ciddi hasar gördü. Ama şöyle düşünün, o coğrafya dışında bizim yer istasyonlarımız da var. Dolayısıyla o coğrafyada karasal altyapı, işte GSM altyapısı ve benzeri diğer karasal fiber altyapısı hasar almış olmasına rağmen uydu haberleşmesi hala hiçbir performans kaybı yaşamadan etkin bir şekilde size haberleşme imkanını sağlıyor. Devam yani, ediyor. Dolayısıyla stratejik ve güvenilir bir haberleşme yöntemidir uydu haberleşmesi. Fakat şimdi bu şöyle anlaşılmasın. Esasında uydu haberleşmesi günlük hayatımızın her tarafına da girmiş durumda. Ha, onu soracaktım. Deyince, onu soracaktım. Evet, şöyle yani biz günlük uydu televizyonlarını kullanıyoruz. Yani bu da bir uydu haberleşme efendime söyleyeyim. Teknolojisidir, tek yönlüdür genellikle. Yani televizyon yayını, radyo yayını, sizler de zaten bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Yayıncılık, yayıncılığın en önemli unsurlarından ya da yöntemlerinden bir tanesi uydu haberleşmesidir. Bunun yani yayıncılığın bunu çok kullanmasının sebebi
Uydu haberleşmesi çok geniş alana karasal bağımlılık olmadan yayın yapma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla şimdi biz bu yayını yapıyoruz. Diyelim TRT'nin kendi uydu kanalları üzerinden çok geniş bir coğrafyaya bu yayın ulaşabiliyor. Ya da televizyon yayınları. İşte bu uydu haberleşmesi hepimizin günlük hayatında var. Bunun dışında aslında baktığınız zaman mesela hava trafik kontrol için kullanılan sistemlerde uydu haberleşmesi kullanılıyor. Uçakların işte konum bilgileri, durum bilgileri, bunlar hep, yani belki bizim günlük hayatımızda çok hissetmiyoruz ama o konuyla ilgili çalışanlar bunu tabii ki günlük hayatlarında. Dolayısıyla çok yere aslında uydu haberleşmesi girmiş durumda. Fakat şöyle bir şey var. Uydu haberleşmesi özellikle çift yönlü olduğu zaman, yani biz televizyon yayınlarını tek yönden aldığımız için evimizden tekrar uyduya bir çıkış yapmıyoruz. Onun için ek bir yatırım ya da kanal kiralamamız söz konusu değil. Daha düşük maliyete bunu alabiliyoruz. Ya da yayıncılar bu maliyeti yükleniyor. Ama bunu çift yönlü yapmaya kalktığınızda tabii belli bir maliyeti var bu işin. Maliyetler eskiden daha yüksek olduğu için aslında uydu haberleşmesi o kullanılabilecek, yani en geniş manada kullanılabilecek alanlarda biraz daha kısıtlı kalıyordu maliyetten dolayı. Ama şimdi son yıllarda artık maliyetler daha elverişli hale gelince çok daha yaygın bir şekilde görmeye başlayacağız, başladık. Bu bireysel kullanımı çağrıştırıyor çift yönlü tarifiniz. Yani bizim normal telefon iletişimimiz veya internet iletişimimiz çift yönlü olduğu için download ve upload gibi, yükleme ve indirme gibi. Dolayısıyla orada aslında bireysel kullanımla ilgili sorular soracaktım. Siz kapıyı açmıştınız. Oradan gireyim o zaman. Bugün bugün işte Ukrayna krizi ve işte İsrail ile Filistin arasındaki coğrafyamızdaki problemlerde çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bu konuda işte Elon Musk'ın bazı çözümleri bunu sıkça dile getiriyor. Uydumuza bağlanabilirsiniz vesaire gibi. Dolayısıyla o bireysel kullanımdaki durumumuz ne? Hem ülkemizin hem dünyada. Şimdi şöyle, bireysel kullanım aslında geçmişten bu yana mümkün. Uydu telefonları çok uzun yıllardan beri kullanıcıların hizmetine sunuluyor, satılıyor. Fakat dediğim gibi maliyetleri nispeten yüksek. Dolayısıyla bunu atıyorum işte hani diyelim biraz lüks tüketim olarak geçiyor. Yani lüks tüketim. Dolayısıyla hani lüks tüketim kategorisinde birçok kullanıcı bunu kullanıyor. Örneğin işte bir tekneniz var. İşte tekneyle diyelim uzun soluklu bir yola çıkıyorsunuz. Burada uydu telefonu alıp kullanabiliyorsunuz. Bizim GSM kullanımına çok benzer. Aynı şekilde kontürlü işte efendim söyleyeyim. Bu hizmeti veren uydular var. Çeşitli markalar var. Ama bugün itibariyle bahsettiğiniz mesela Starlink, Elon Musk'ın ya da buna benzer başka uydu kümeleri var. Bu bir aslında nispeten yeni bir teknoloji. Starlink bunun öncüsü oldu. Dolayısıyla burada şöyle bir hedef var. Maliyetler kamunun genel yaygın kullanımına uygun hale getirilme hedefi var. Şimdi bunun çeşitli yöntemleri deneniyor. Mesela çok yakın bir zamanda bir GSM operatörü uyduyla direkt işte 5G bağlantısını yaparak denemeler yaptı. Yani şu bekleniyor önümüzdeki yıllarda. Tabii bu hala biraz ne diyelim henüz daha böyle yaygın ve yerleşik hale gelmiş değil. Bazı soru işaretleri var ama anlaşılan o ki bunlar teknolojinin gelişimine baktığımızda mümkün hale gelecek. Yakında normal ortalama bir kullanıcı da uydu en azından belli yerlerde, yani gerekli yerlerde uydu üzerinden çıkış yapabilecek. Dediğim gibi bunun en temel avantajı uydu kapsaması her yerde. Şimdi biz ister istemez hepimiz yaşıyoruz. Mesela bir şehirden bir şehire giderken bazı yerlerden geçerken işte GSM bağlantısı kopuyor ya da zayıflıyor. Ama orada uydu yayını var. Yani eğer bunlar makul elverişli koşullara daha çok gelirse hepimiz tercih ediyor olacağız. Tek engel yani maliyetler mi? Zamanındayız. O zaman şunu sorsam, araya girsem, tek engel maliyet mi şimdi bu iletişim modeli için? Yani bireysel kullanımda. Temel yani yaygınlaşması için temel engel maliyet. Yani hem sonuçta yani hala bugün itibariyle bir yatırım maliyeti var. Örneğin bugün işte Starlink tarafından bir hizmet almak istiyorsanız yani birkaç yüz dolar bir ilk yatırım maliyeti var diyelim. Bununla birlikte aylık işte yani bildiğim
çerçevede. Paketler yani var, 100, paketleri almanız lazım. $100 mertebesinde bir maliyet var. Şimdi bu maliyeti tabii herkes vermek istemez yani. Yani hem paket maliyeti var hem de donanım. Sanırım onun şeyi var, anteni var, onu almak zorundasınız. Tabii. Aslında bugün bu Starlink hani yeni bir şey olarak çıkıyor ama biraz teknolojisi ve uygulaması daha yeni. Daha işte takım uydular çerçevesinde yapıyorlar çok sayıda, binlerce. Ama aslında bizim VSAT dediğimiz bireysel uydu iletişim hizmeti zaten uzun yıllardan beri var. Yani ama ne var? Onun işte terminalleri, yer sistemleri, yani bireysel kullanımdaki çanak, anten ve benzeri sistemleri daha pahalı, biraz daha pahalı, diyelim iki katı daha pahalı ve hani hizmet ücreti biraz daha pahalı ama bunu ihtiyacı olanlar yine kullanıyor. Örneğin diyelim bir kırsalda eviniz var, başka imkanınız da yok ya da şantiyeniz var, alıyorsunuz bu hizmeti. Bunlar satılıyor. Yani gerek mesela TürkSat'ın da bu hizmeti var, uluslararası diğer uydu operatörlerinin de bu hizmeti var. Biz de yıllardan beridir CİTEK olarak bu hizmetleri gerektiğinde müşterilerimize sunuyoruz. Bizler de hani çok muhtelif bu alanda teknolojileri özellikle yer sistemleri konusunda yerli olarak sağlıyoruz. Yani hem güvenli haberleşme, şimdi devlet tarafında onu da herhalde konuşacağız. Evet, soracağım. Devlet tarafındaki kullanımlarda biraz daha özel tedbirler isteniyor. Dolayısıyla ama yaygınlaşacak. Yani tamam. Bu gözüküyor. Yani yeni bir teknoloji mesela değil aslında. Oturmuş bir teknoloji. Fakat maliyetler, özellikle bireysel maliyetler şu an için yüksek olduğu için giderek düşse de kullanımı aktif değil. Ama şeyin teknolojisi, altyapısı yeterli. Yani bugün eğer maliyetler düştüğü zaman geleneksel iletişim modellerinden hiçbir farkı yok. Belki üstünlükleri var anlattığınız kadarıyla. Dolayısıyla onu da söylemek lazım. Kurumsal kullanımı soracağım aslında. Sanırım bu maliyetlerden dolayı kurumsal, ki bu da çok kıymetli. Örneğin işte savaş anında karşı bir devlet sizin iletişim altyapınıza zarar verse, kurumlar kendi aralarında bile veya afet zamanında konuşmakta, iletişim kurmakta zorlanabilir. Dolayısıyla ülkemizin bu anlamda kurumsal kullanımı yeterlikleri neler? O en herhalde can alıcı soru bu olsa gerek. Evet. Şimdi bunu tabii ikiye ayıralım isterseniz. Tamam. Bir tanesi ülkemizin devlet kurum ve kuruluşlarının kullanımı diyebiliriz. Bir diğeri de ticari kuruluşların kullanımı diyebiliriz. Şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim ben. Ticari kuruluşlar yine uzun yıllardan beri özellikle kurumsal ve çok sayıda şubeleri olan ve belli bir kritiklik düzeyinde bilgilerini, bilgi iletişimini yapan kurum ve kuruluşlar, ticari kuruluşlar zaten uydu haberleşmesini kullanıyorlar. Ama günlük operasyonlarında az kullanmakla birlikte yedek hat olarak kullanıyorlar öncelikle. Yani mesela bankalar, hemen hemen bütün bankalar bunu yedek hat olarak kurarlar. Çok önemli. Niye? Bankaların 7x24 operasyonu çok kritiktir. Benzer şekilde telekom operatörleri, onlar da altyapılarında uydu haberleşmesini kurarlar ve kullanırlar. Enerji firmaları olabilir değil mi Cüneyt? Enerji firmaları, hakeza, sonra akaryakıt firmaları. Yani akaryakıt firmalarının kanunen zaten bütün istasyonlarından bilgilerin canlı olarak merkezlerine ve devlete akması gibi bir mecburiyetleri var. Dolayısıyla düşünün, şimdi bir akaryakıt istasyonu herhangi kırsal bir alanda hemen hemen o geniş band bağlantıyı ancak uyduyla sağlayabiliyor. Bunlar zaten var. Ama dediğim gibi bunların yaygınlaşması söz konusu. Şimdi diğer tarafta devlet kuruluşları özellikle güvenlikle ilgili olsun, devletin kritik faaliyetleriyle ilgili olsun, uydu haberleşme sistemleri yine çok kullanılıyor, tercih ediliyor. Az önce söylediğimiz nedenlerden dolayı. Yani temelde karasal bağımlılığının az olması, yani stratejik olarak size avantaj sağlaması ve çok geniş alana, çok geniş alanda size haberleşme imkanı sağlaması. Bu iki temel husus devletin savunma, güvenlik başta olmak üzere diğer kritik faaliyetleri olan departmanlarında, bölümlerinde zaten kullanılıyor. Hatta bunların yerli sistemler olması da tercih ediliyor. Biz de yıllardır zaten başta bu tür sistemleri olmak üzere devletimize hizmet veriyoruz.
işte güvenlik tedbirleri arttırılmış bir takım uydu haberleşme sistemleri yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, elektronik karıştırma altında çalışabilecek uydu haberleşme cihazları geliştiriyoruz. Bunları biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhtelif birimlerine, başta savunma amaçlı olmak üzere sağlıyoruz. Dolayısıyla o yani devlet birimlerinde de uydu haberleşmesi önemi gittikçe artan. Yani bunun bir sebebi de şu, yalnız biliyorsunuz artık dünyada her şey birbirle bağlantılı hale geliyor. Yani eskiden bu kadar yoğun değil, artık makineler birbirle konuşuyor. Yani bağlantı kesildiğinde herkes çok mutsuz oluyor. Duruyor her şey. Peki ben son 2 dakikamıza, 3 dakikamıza şunu sormak istiyorum. Ülkemiz yeterli. Siz hem kamu hem özel sektörü biliyorsunuz. Yıllardır işindesiniz. Hatta bu işle ilgili şirketin yöneticisisiniz. Dolayısıyla dışarıdan şöyle baktığınız zaman ülkemizin bir savaş anında örneğin uydu haberleşme, devlet en azından kamu diyelim, yeterli mi? İşte TürkSat'ın çalışmaları var. Yer istasyonları yeterli mi? Tabii. Yani dediğiniz gibi CİTEK olarak biz uydu haberleşmesi ve haberleşme uyduları konusunda Türkiye'deki öncü kuruluşlardan bir tanesiyiz. 19 yıldır çalışıyoruz. Birçok hizmetler veriyoruz. Dolayısıyla konuyu çok yönlü olarak gözlemliyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim. Ülkemiz bu alana önemli kaydeder yatırımlar yaptı. Yani 2000'lerin başından itibaren bu alan stratejik bir alan olarak belirlendi. TürkSat'ın kurulması, gelişmesi zaten bunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir malumunuz. Bunun dışında TürkSat'ın, başta TürkSat olmak üzere işte uydu haberleşmesi alanında kurulan altyapılar, geliştirilen teknolojiler, yapılan yatırımlar çok sayıda, gittikçe artıyor. Özellikle de uydunun kendisini de yapmakla ilgili biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar var. Bizim de parçası olduğumuz, birlikte 4 kuruluş olarak yaptığımız TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ'la birlikte yaptığımız TürkSat 6A uydusu Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu. Haziran'da inşallah hatırlatılacak. Yani dolayısıyla, ama yer sistemleri noktasında da şu anda Türkiye uydu haberleşme yer terminallerini %70-80 oranında yerli olarak üretebiliyor. Burada şunun altını vurgulamak, çizmek istiyorum. Mobil kullanım için de uydu haberleşmesi çok elverişli. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bir işte savunma alanında birçok unsurunuz sahada mobil. Dolayısıyla uydu haberleşmesi çok size elverişli, avantajlı bir bağlantı sağlıyor. Bunları da yerli olarak yapıyoruz. Bundan sonraki, yani biliyorsunuz, uzay yol haritamız var. Gerek yer kesiminde gerek uzay kesiminde sanıyorum ülkemiz dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girecek. Bunu ben otonomi ve insansız sistemlerdeki başarımızın da çok teşvik edeceği kanaatindeyim. Çünkü otonom ve insansız sistemlerde de haberleşme çok önemli. Burada da Türkiye çok ciddi yollar aldı. Dolayısıyla bizim mesela sistemlerimiz artık dünyaya, her tarafa yayılmaya başlandı. Bu önemli. Ben şunu anlıyorum. Evet, biz hazırız. Giderek de güçleniyoruz. Gerçi 6 Şubat depreminde bazı eleştiriler de oldu. İletişim hatlarındaki sıkıntılardan dolayı yükseldi sesler. Onları da mutlaka öz eleştiri olarak almak lazım. Muhakkak. Son olarak, hani böyle bir savaş anında veya kriz anında yeterli olacağımızı düşünüyorsunuz. Ama ben size 6 Şubat'la ilgili şöyle somut, evet eleştiriler oldu. Aksaklıklarımız varsa bunları da düzeltmemiz, ama orada Aksungur insansız hava aracı, evet, bizim CİTEK uydu terminalleriyle baz istasyonunu birlikte uçurdu ve orada GSM bağlantısının sürmesini sağladı. Mesela bu çok yenilikçi bir uygulamaydı ve tamamen yerli teknoloji. Baz istasyonu olarak ULAK, uydu haberleşmesi olarak CİTEK, Aksungur'da TAI kuruluşumuzun biliyorsunuz. Evet, evet. Önemli bir platformu. Ve bu mesela dünyada buna benzer uygulamalar daha çok yeni. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye bu alanda bence önemli bir pozisyonda, inşallah daha da iyi olur. İnşallah, inşallah, tüm temennimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz, programın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim davetiniz için ve güzel sohbet için. Sağ olun. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şeref verdiniz. CİTEK Genel Müdürü Doktor Cüneyt Fırat'la uydu haberleşmesinin çözüm olup olmayacağını, alternatif olup olmayacağını konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.